Arkadaşlar merhaba. Bildiğiniz üzere 20 Temmuz itibariyle Milli İslam Üniversitesi mülakatları başladı ve katılım oldukça fazla arkadaşlar. Hava Harbi Okulu TC'ye gelen adaylar için mülakat süresi 3 gün, diğer adaylar için ise mülakat süresi 2 gün sürmekte ve son gün sözlü mülakat yapılmakta. Mülakata katılan adaylar heyecanlarını, Kara Harbi Okulu'na girdikten sonra neler hissettiklerini, mülakat tecrübelerini ve gözlemlerini video altına yazarlarsa sevinirim. Çünkü dışarıdan sizin gördüklerinizle içeriden bizim gördüğümüz arasında büyük farklılıklar var. Şimdi soru cevap videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk sorumuz Muhammed Kamış'tan gelmiş. Ameliyat geçirmedim, ekstürbe olmamış, fıtık var. Sözleşmeli subaylığa engel mi demiş. Hareketlere engel olmayan hafif derece fıtıklar sıkıntı oluşturmamaktadır. Bir diğer sorumuz Nuri Karaman'dan gelmiş. Abi gözünde kan gibi bir leke var. Görmeme engel değil. Polis özel harekat olmamı engeller mi? Lütfen cevap verin demiş. Gözündeki leke seni teşhis edecek derecede değilse ya da görmeyi bozmuyorsa sıkıntı olmaz. Sonraki sorumuz Beytullah Yalçın'dan gelmiş. Sırtımda görünmeyen kısımlarda çizikler var. Dövme izi veya faça izi değil, küçüklükte nasıl olduğunu bilmiyorum. Uzman çavuş olabilir miyim diye sormuş. Sırtındaki izler faça izi değilse sorun olmaz. Bazen kollarda yanlışlıkla izler ya da yaralar olabiliyor. Bu türlü yaralar sıkıntı olmamakta. Sıradaki sorumuz Doğan Çelik'ten gelmiş. Hocam kasta yırtık olursa sıkıntı olur mu demiş. Aşırı kilo vermeden dolayı oluşan çatlaklar sıkıntı olmaz. Bir diğer sorumuz Yusuf Günden gelmiş. Hocam keratokonus hastalığından ameliyat oldum, sıkıntı olur mu diye sormuş. Keratokonus hastalığı bildiğim kadarıyla korona ile ilgili bir durum. Ameliyat esnasında koronada kesi yapıldıysa sıkıntı olabilir. Kesi yapılmadıysa herhangi bir sıkıntı olmaz. Bir diğer sorumuz Cemal Can'dan gelmiş. Merhaba, sağlık raporu alırken bir bölümden elenirsek itiraz süremiz kaç gün diye sormuş. Hastaneye rapor için giriş yaptıktan itibaren 40 günlük bir süre var. Bu süre içerisinde hem rapor işlemlerinin hem de olası bir elenme durumunda itiraz işlemlerinin halledilmesi gerekiyor. Bir diğer sorumuz, merhaba, sosyal bilgiler öğretmenliği bitirdim. Bölümle alakalı askeriye de değerlendirilme şansımız var mı yoksa subay mı oluruz direkt diye sormuş. Öğretmenlik mezunu bir insan subay, asubay ve uzman erbaş olabilir. Başvurabileceği askeri sınıflarda öğretmenlik sınıfı, piyade, istikam, ikmal, topçu gibi sınıflara başvuru yapılabilir. Ayrıca asker değil, sivil okutman olarak da istihdam yapılabilmektedir. Sıradaki sorumuz Furkan Baysal'dan gelmiş. Hocam ben bu sene askerliği tecil ettirdim. Tecil belgesini götürmeme gerek var mı diye sormuş. Milli Savunma Üniversitesi sınavı ya da askeri sınavlara giderken askerlik durum belgesi ya da tecil belgesini yanınızda götürün arkadaşlar. Yanınızda bulunsun mutlaka. Bu belgenin size herhangi bir ağırlığı yok. Bugünkü videolarımızın sonuna geldik. Sorulara baktığımızda büyük bir çoğunluğu soruların abone olmayan takipçilerden gelmiş durumda. Soru soran arkadaşların da kanalımıza abone olmasını rica ediyorum. Abone olmanız daha büyük kitlelere ulaşabilmemiz için bizim açımızdan önemli arkadaşlar. Gelecek videoda sizlerden gelen sorularla devam edeceğiz. Şimdilik hepiniz hoşça kalın.